kadınla eşcinsel olmasını ister misin? Yani onun kendi duyguları. Sen karışmazsın ya. Benim karışabileceğim bir şey değil. LGBT'lileri destekliyor musunuz? Evet. Neden destekliyorsunuz? Yani destekliyorum. Destekliyorsunuz. Evet, dışlamıyorum tabii ki. Dışlamıyorsunuz. Hayır. Destekliyor musunuz? Yani. Neden destekliyorsunuz? Kendi çocuğunuzun eşcinsel olmasını ister miydiniz? Yani bu genlerle, kromozomlarla alakalı bir durumsa, eğer ki öyle bir çocuğa da sahipsen eğer, tabii ki destekliyorum. Peki eşcinselliği? Onlar çok iyi insanlar. Kimseye ziyanı yok. Üçüncü sınıf vatandaş gibi. Ama herkesten daha temiz insanlar. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de bugün vatandaşlarımıza eşcinselliği destekliyor musunuz sorusunu soracağız. Evet, son dönemde gündemde olan bir konu. Öncelikle Kanal Türkiye olarak tepkimizi belirtelim. Biz eşcinselliği desteklemiyoruz. Kanalımız olarak da desteklemiyoruz. Sosyal medyada da tamamen bu tür organizasyonlara karşıyız. Hep birlikte vatandaşlarımıza soracağız. Ben Mert Armağan. Cevapları dinleyelim. Kanalımıza desteklediğiniz için bu arada hepinize çok teşekkür ediyoruz. Abone olup beğenmeyi de unutmuyoruz. Hemen cevaplara geçelim. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanları nasıl dil, ırk diye ayırmıyorsak duyguları da ayırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Kaç yaşındasınız? 21. 21. Evleneceksin ileride. Yani. Oğlunun eşcinsel olmasını ister misin? Yani onun kendi duyguları. Sen karışmazsın ya. Benim karışabileceğim bir şey değil. Eşcinsel olsun, sıkıntı yok diyorsun yani. Olursa da. Yani ben ne yaparsam bu engelleyemeyeceğim bir şey. Benden gizleyerek yaşar bu durumu. Pekala. Duygusal bir şey. Pekala. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bak orada dur bende ya. O bir rahatsızlıktır, bir şey diyemem. Rahatsızlıktır. Yani. Ama bunu toplumda yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Yok. Hangi kanalda? Kanal Türkiye. Türkiye. Bak veriyor. O hakikaten insanların, yani çocukların istemeden de o yola itildiklerini biliyorsunuz değil mi? Mesela sizin çocuğunuz eşcinsel olsa istemeden olduğu falan mı diyecektiniz? Hayır, istemeden diyemem. Hani başına bir şey gelmedikten sonra diyemem. Yani uyarıp müdahale etmeyecek miydiniz? Tabii ki edersin. Değil mi? Edersin. Peki toplumda neden eşcinselliği yaygınlaştırmaya çalışıyorlar? Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Yani Türk milleti bunu pek kabul etmiyor. Ama İmamoğlu'nun da bir açıklaması var bununla alakalı. Hani ya, kişilerin bak tercihlerine müdahale edemezsiniz. Olmuş, olmuştur. Ama bundan sonra o olmasın diye baskı yapamazsın be yavrum. Pekala. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok güzel cevaplardı. LGBT'lileri destekliyor musunuz? Anlamadım. Eşcinselliği. Hayır. Hayır. Neden desteklemiyorsunuz onu? Desteklemiyorum. Siz? Hayır. Pekala, çok güzel. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum, aman dikkat et ha. Yani Kadıköy'deyiz. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında en çok oy aldığı bölgelerden bir tanesindeyiz. Hatta deyim yerindeyse CHP'nin kalesindeyiz. Ve burada dahi LGBT'lileri desteklemiyor vatandaşlar. Hani Sayın Tunç Soyer, size söylüyorum, Sayın Ekrem İmamoğlu, açıklamalarınızda sizler hani destekleyici şekilde açıklamalar yaptınız ya, Sayın Canan Kaftancıoğlu. Hani bakın, vatandaş istemiyor ve sizler bu dayatmalarla, açıklamalarınızla İstanbul Sözleşmesi'ndeki maddeleri bahane göstererek halkımızın içerisine fitne sokmaya çalışmayın. Neyse, biz devam edelim. Yani tamamen objektif olduğunu da zaten görüyorsunuz röportajlarımızın. Her kesimden, her düşünceden insanlar var. Devam edelim. Kendi yaşamları ile ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var. Görevim de bunu gerektiriyor. Tabii ki eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşamla ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Geçmişte bu görevi yapmış insanların sorumluluğu olduğu gibi benim de var, benden sonraki belediye başkanlarında var, ülkeyi yönetenlerinde var. Ama hani şunu söylemekte fayda görüyorum ki eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığını da altını çizmek istedim. LGBT'lileri destekliyor musunuz? Evet. Neden destekliyorsunuz? Yani destekliyorum. Destekliyorsunuz. Evet. Kendi çocuğunuzun eşcinsel olmasını ister miydiniz? Ya, o farklı bir şey yani. Tabii neden? Ki istemezdim ama. Ama başkalarının çocuğu olsun diyorsunuz.
Eğer kendi çocuğunda da o içgüdü, o şey varsa, olacaksa olur yani. Ona da eşcinsel ol ya da olma diye de bir şey demem ama bu yani. Tamamen ama bir toplum psikolojisi bu, değil mi? Mesela son yıllarda LGBT'lilerin sayısı arttı. Evet. Yani bu içgüdüyle alakalı olsaydı eğer aynı oranda devam ediyor olmaz mıydı sizce? Yani toplum algısı değiştiği için LGBT'lilerin sayısı artmış olamaz mı? Toplum, doğru söylüyorsunuz aslında ama... O yüzden bu algıyı azaltmak mı lazım? Yani... Pekala, tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Efendim? LGBT'lileri destekliyor musunuz? Eşcinselliği. Eşcinselliği destekliyor musunuz? Eşcinselliği, ay iğrenç, nesini destekleyeyim? Değil mi? Ahlaksızlık, iğrenç bir şey. Bayan destekledi. Hastalık. O da eşcinseldir. Pekala, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok ayıp. Biz Türk'üz, Müslümanız, asil Türkler. Hiç yakışmaz. Helal olsun. Ben sevmiyorum canım yavrum. Eyvallah. Allah korusun. Sağ ol canım. Eyvallah, çok sağ olun. Atanın evlatlarıyız, Atatürk. Ama şimdi Atatürk'ün yolundan gidenler de LGBT'yi desteklemeye çalışıyor. Beyni sulanmıştır, beyin hastası. Yazık. Yazık. Allah acısın. O siyasetçilere de yazık. Tabii ben acıyorum insanlara. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abi benim için normal bir sıkıntı yok. Normal yok. Bir şey yani. Normal bir şey. Aynen. Kendi çocuğunun eşcinsel olmasını ister miydin? Sen eşcinselmişsin abi. Hayır kardeşim. Olmaz yani abi. Sen eşcinselmişsin. Sulandırma da bak, bir soru soruyoruz istersen onun cevabını alalım. Ha? Benim için bir sıkıntı yok abi vallahi. Yok, o çocuğun olursa... da olsa sıkıntı yok. Dur abi, ne olacak? Baban da olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Rahatım ben diyorsun, biraz rahatım. Bunu ne yapacaksın abi şimdi? İsteyen istediğini yapar diyorsun. Bir dakika. Yapar abi, kendi abi, kararları yani. Kendi kararları. Bir dakika. Pekala. Bu görüntüleri ne yapacaksın? Sen yayınladıktan sonra altındaki yorumları gör, ondan sonra ne yapacağımı anlarsın. Hadi görüşmek üzere. LGBT'lileri destekliyor musunuz? Kimi? Eşcinselleri. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Bunlara müdahale etmek gerekmez mi sizce? Bence gerekmiyor. Gerekmiyor. Daha disipline, daha rahat bırakırlarsa herhalde daha da güzel bir durum hasıl olur. Daha da güzel bir durum. Evet. Kendi çocuğunuz eşcinsel olsun ister miydiniz? Hiç kimse istemez bunu. Ama kader öyle bir çizgi yaptıysa kabullenmekten başka da... Her şeyi kadere mi bırakmak lazım yoksa insan uğraşmalı mı? Doğuştan oluyor. Kaderle alakası da yok. Anladım. Pekala, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, şunun da altını çizmek istiyorum. Doğuştan oluyor, doğuştan oluyor. Hani böyle kendimizi avutuyoruz ya, doğuştan oluyorsa madem o zaman bırakalım kardeşim. İsteyen istediğini yaşasın diyorlar ya. Hani bu normalleşelim kardeşim, bunu normal algılayalım demek aslında. Neden o zaman LGBT'lerin, mor çatıların, feministlerin sayıları son dönemde inanılmaz çoğaldı? Yani madem doğuştan oluyor, neden aynı doğru orantıda yükselmiyorlar? Son dönemde ters orantıda bir yükseliş var. Doğru mu? Olağanüstü bir yükseliş. Madem öyle, demek ki doğuştan veya kadere bağlamak bunu doğru değil. İnsanı etkilemek, o televizyon dizilerine koyduğu karakterlerin rollerini bu şekle bürümek, çocuklarımıza bir mesaj vermek, o TikTok'taki gençlerin aklını bulandırmak. Hep birlikte amaç aslında bu. Bizler de buna karşıyız kardeşim. Bunun algısını bozuyoruz. Hep birlikte sormaya devam ediyoruz ve destekleyenlerin, normal bulanların eşcinselliği normal buluyor musunuz diye sorduğum kim varsa, evet diyen kim varsa çocuğunun da olmasını istemiyor. Yani tamamen bir ters orantı var. Hemen devam edelim. LGBT'lileri destekliyor musunuz? Şey değil mi? Açılımı unuttum ya. Eşcinsellik. Yani dışlamıyorum tabii ki. Dışlamıyorsunuz. Hayır. Destekliyor musunuz? Yani. Neden destekliyorsunuz? Yani onların da o bir tercih, bazılarının rahatsızlık olduğunu düşünüyorum, bazılarının doğuştan kromozomlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Kendi çocuğunuzun eşcinsel olmasını ister miydiniz? Yani bu genlerle, kromozomlarla alakalı bir durumsa, eğer ki öyle bir çocuğa da sahipsem eğer, tabii ki desteklerim. Peki şu çok garip değil mi? LGBT'ler, mor çatılar, feministler doğru orantıda bir yükselme yaşarken, hani doğru orantıda sayıları belliyken, son dönemde sayıları neden yükseldi? Yani kromozomlarla alakalı olsaydı sizce normal bir şekilde ilerleyiş sağlamaz mıydı? Yükselmez. Siz diyorsunuz ki bu tercihtir, kromozomlarla alakalı değil mi diyorsunuz o zaman? Yani kromozomlarla alakalı da olabilir ama tercih sizce daha ağır basmıyor mu? Yani evet, son yıllarda tercih olaraksa daha fazla
Peki bizi buna iten ne? Neden tercihler bu tarafa doğru gidiyor? Tercihler buna... Şimdi bazılarına baktığım zaman şey düşünüyorum. Daha kolay bir yaşamı seçmek mi? Ya da... Nasıl diyeyim? Yetişimi diyorum. Ya da kültürel yapısımı diyorum. Hayata... Kültürel yapısı, orada bir duralım. Kültürel yani yapısı, hayata tuttuk. Nereden, nasıl baktı? İşte kültürel yapısı derken ben bunun içerisine sanatsal yaşamın bakışından tutun da siyasi bakışına kadar falan. Televizyon dizilerinden sinemalarına, tiyatrolarına yani, kadar, orada verilen mesajlara kadar değil mi? Tabii ki. Pekala, yok. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kendinize evet. Çok iyi bakın. Evet sevgili izleyenler, aslında hanımefendi çok güzel bir yere değindi. Hani kültürel yapı, o televizyon dizilerinden sinemalara kadar verilen o mesajlar, gençlerimizi belli bir yere doğru sürüklemeye çalışmalar. Bunların hepsi aslında birer toplumumuzun sorunu. Çünkü bir ülkeyi eğer bölmek istiyorsanız önce ailesini bölmemiz lazım. Şu anda da LGBT'cilerin, feministlerin, mor çatıların yapmış olduğu etkinlik tam olarak da bu. Yani biz yıllarca bunu açıklamaya çalıştık. Hala açıklıyoruz. Gençlerimize sahip çıkalım. Onlarla güzel iletişimler kuralım. Gençlere de seslenelim. Sizler bu ülkeye yararlı birer insan olmak istiyorsanız eğer hep birlikte Türk aile yapısına uyumlu bir şekilde yaşayacaksınız. Yaşamak zorundasınız. Bazen zorunluluk yoktur ama böyle konularda var abi. Çünkü konu vatansa var. Vatanı da ilgilendiriyor, evet. Devam edelim diğer vatandaşlarımıza, bakalım vatandaşlar neler söyleyecek. Eşcinselliği. Onlar çok iyi insanlar. Kimseye ziyanı yok. Üçüncü sınıf vatandaş gibi. Ama herkesten daha temiz insanlar. Oğlunuzun eşcinsel olmasını ister miydiniz? Yok, hayatta kabul etmem. Ama mecburen olursa da ne yapıyor en son ölen adam? Biliyorsun anne baba sahip çıkmadı. Kabullenilemiyor. Çok zor bir şey. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de ben bugün çok zorlandım. En zorlandığım röportajlardan bir tanesini yaptım. Çünkü bu soruyu sormak pek de hoş değil, istemiyordum da. Ama madem sosyal medyada birileri bu soruları gündeme getiriyor. Madem sosyal medyada birileri batıcılık adı altında, batıya özenme adı altında bizim aile yapımızı parçalamaya çalışıyor. Biz de inadına bu soruları soracağız. Siz gündem yaptıkça biz o gündemi kıracağız. Hep birlikte Kanal Türkiye'yi destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben Mert Armağan. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.